أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bu arada ziyaretlerimize devam ediyoruz. Şu anda Altın Silsile'nin 16. halkası olan Muhammed Bahauddin Nakşibendi Hazretleri'nin huzurundayız elhamdülillah. Önceki ziyaret yerlerimizde kısaca bahsetmiştik. Muhammed Semasi Baba Rahimeullah'ın manevi terbiyesinde yetişen bu kıymetli zatın huzurundayız. Aynı şekilde Emir Külal Hazretlerine emanet etmişti. Daha evvel anlatmıştım. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin manevi terbiyelerinden birini üstlenen zatlardan birisi de Emir Külal Hazretleriydi. Kardeşlerim, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri 1318 yılında Kasr-ı Hinduvan köyünde dünyaya geliyor. Buhara'nın bir köyü burası. Tabi beklenen bir geliş, beklenen bir doğum. Malumunuz evvelki ziyaretlerimizde anlatmıştık. Muhammed Baba Semmasi, Kaddesallahu Sirrahu, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri daha dünyaya gelmeden evvel onun geleceğini beyan etmişti. Ve büyük bir ulema olacağını ve buradan geçtiğinde, yani Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin doğduğu köyün yanından geçtiğinde burası Kasr-ı Arifan olacak demişti. İnşallah birazdan arkadaşlarımız buraları gösterirler sizlere. Gerçekten ciddi bir atmosfere sahip, manevi bir atmosfere sahip ve insanlar sürekli ziyarete geliyorlar. Şu anda kış ayında olduğumuz için yani yaz kadar böyle bir sıklık, kalabalıklık yok. Ancak ziyaretler süregele devam ediyor. Kardeşlerim, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri çocukluğundan itibaren Emir Külal Hazretlerinin manevi terbiyesi altında yetişiyor. Ve beklenen bir zat, çünkü daha evvelden Muhammed Baba Semmasi Rahimehullah'ın işaret ettiği, bahsettiği bir delikanlı artık ilim çağına gelmiş, ilim talep ediyor ve İslam'ın nice yerlerinde ismi anılacak vaziyette yetiştiriliyor. Kardeşlerim, Muhammed Baba Semmasi, Kaddesallahu Sirrahu, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin doğumundan evvel ondan bahsetmişti, daha önce söylemiştik. Ve dedesi Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ni alarak Muhammed Baba Semmasi'nin yanına getiriyor ve diyor ki, bu evladım size emanettir. O da bizim beklediğimiz delikanlı, kokusunu aldığımız genç budur, yiğit budur. İnşallah bu tarikatın piri olacak, büyüğü olacak diyerek onun büyük bir zat olacağına işaret ediyor. Kardeşlerim, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ömrünü ilme adadı. Tabi Emir Külal Hazretleri'nin manevi terbiyesinde yetişmek kolay değil. Yani o büyük zatların rızasından geçmek, onların imtihanlarından imtihan olmak, daha evvelinden İstanbul'da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin imtihanlarını anlatmıştık. Üftada Hazretleri hocası, bana tabi olabilmen için öncelikle üzerindeki kadılık kaftanını çıkaracaksın, Üsküdar sokaklarında ciğer satacaksın, nefsini çiğneyeceksin ve sonra bu kapıya geleceksin diye tembihlerde bulunmuş. Kardeşlerim, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ciddi bir mesafe kat ettikten sonra Emir Külal Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu buyuruyor ki, evladım Bahauddin Nakşibendi, ben hocamın bana emretmiş olduğu söz üzerine sadrımda olan bütün her şeyi sana verdim. Ve kardeşlerim, yani kendinden olan bütün manevi ilimleri Şah-ı Nakşibendi Hazretlerine akıttığını Emir Külal Hazretleri beyan ediyor. Hatta kendi evladı olan Emir Burhan Hazretlerinin de manevi terbiyesini Şah-ı Nakşibendi Hazretlerine bırakıyor. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri Emir Burhan Hazretlerini, yani Emir Külal Hazretlerinin evladını manevi bir terbiyeyle yetiştiriyor. Kardeşlerim, uzun seneler sohbetlerde, uzun senelerde irşatla hocasının yanında seneler geçirdi Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. En son Emir Külal Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu dedi ki, evladım artık benim sana verebileceğim hiçbir şey yoktur. Gez dolaş, gönlünde kim varsa onunla beraber terbiyelerine, yükselişine devam edebilirsin. Bende ve hocamda olan bütün şeyleri sana akıttım buydu. Tabii Şah-ı Nakşibendi Hazretleri isimleri muhtelif olan birkaç ulemanın yanında kısa zamanlar bekledikten sonra tekrar hocası Emir Külal Hazretleri'nin yanına dönüyor. Emir Külal Hazretleri kürsüde vaaz ediyor ve o esnada içeride müritler onu dinliyor ve kapının girişinde daha evvelden senelerini oraya vermiş Emir Külal Hazretleri'nin manevi terbiyesinde yetişmiş Şah-ı Nakşibendi Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu içeriye giriyor. İçeriye girdiği zaman kürsüde hocası vaaz ediyor. Emir Külal Hazretleri Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ni gördü. Onun halini, ahvalini, yani biraz üzerinde farklılıklar görünce kürsüdeyken hiç bakmadan ona tekrar yüzünü çeviriyor.
ve diyor ki kimdir bu? Dediler ki efendim bu sizin talebeniz Nakşibendi Bahauddin'dir bu. Siz senelerce onu yetiştirdiniz. Çabuk onu dışarı çıkarın buyurun. Kardeşlerim yine imtihan, tabii imtihan üzerine imtihan Şah-ı Nakşibendi Hazretleri hatta bunu kendisi zikrediyor, buyuruyor ki biraz daha nefsim uğraşsaydı neredeyse hocama karşı nefsim bana galebe gelecekti. Yani ona karşı gelecektim buyuruyor. Talebeler apar topar Şah-ı Nakşibendi Hazretlerini tekkenin, dergahın kapısına koyarlar ve Şah-ı Nakşibendi Hazretleri kışın sert şekilde olan soğuğa rağmen, yağan kara rağmen tekkenin eşiğinde oturur, yüzünü oraya koyar, sabaha kadar bekler orada. O soğukta Emir Külal Hazretleri gelir, bakar ki Şah-ı Nakşibendi Hazretleri tekkenin kapısında ağlar bir vaziyette. Hemen onu ayağa kaldırır, onu öper, ona sarılır ve onu kucaklar. Der ki evladım, şu anda halen zamanı gelmedi. Yani Şah-ı Nakşibendi Hazretleri Tarikat-ı Aliye'nin devamında o 16. halkası olacak kendisi. Bunun bir beklenti içerisinde. Hocasından işte bir başlangıç bekliyor. Ancak Emir Külal Hazretleri, evladım henüz zamanın gelmedi. Henüz bu Tarikat-ı Aliye'nin başına geçmenin gereken zaman gelmedi. Çünkü kardeşlerim bunlar hepsi işaretlerle, yani manevi hallerle seçilen zatlar. Dolayısıyla öyle herkes kendi kafasına göre, ki günümüzde maalesef birçok batıl tarikat var. Birisi ölüyor, hemen yerine birisini geçiriyor. Yerine geçirdiği birisi ilimden bir haber, tarikattan bir haber, şeriattan, Kur'an'dan bir haber. Ancak kardeşlerim Şah-ı Nakşibendi Hazretleri gibi, Emir Külal Hazretleri gibi nice büyük zatlar hemen kendi peşlerinden nice ulemalar yetiştirdiler. Kardeşlerim Şah-ı Nakşibendi Hazretleri kaddesallahu sirrahu döneminden sonra artık kardeşlerim cehri zikir dönemi kapanıyor ve Nakşibendi tarikatında hafi zikre, yani sessiz zikre geçiliyor. Yani ağız sabit kalacak, artık yapılan derslerde ve zikirlerde dil ve kalp Allah Celle Celaluhu'yu zikredecek. Onun için kardeşlerim Şah-ı Nakşibendi Hazretleri Nakşibendi silsilesinin çok önemli isimlerinden birisidir. Kardeşlerim Şah-ı Nakşibendi Hazretleri kaddesallahu sirrahu baba tarafından nesebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayanır. Anne tarafından nesebi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhum Efendimiz'e dayanmaktadır. Tabii kardeşlerim uzun bir ilim tahsilinden sonra Şah-ı Nakşibendi Hazretleri yaklaşık 3 defa hac vazifesi yapmıştır. Birinci hac vazifesinden sonra hocası Emir Külal rahmetullahi aleyh rahmeti rahmana kavuşmuştur. Birinci hac vazifesi dönüşünde hocasının ölüm haberini alır. Tabii hocasının ölüm haberinden sonra da Şah-ı Nakşibendi Hazretleri manevi terbiyeler devam ediyor, manevi yükselişler devam ediyor ve gençliğinde olduğu gibi Şah-ı Nakşibendi Hazretleri Buhara'da çok kabir ziyareti yapardı. Mesela bazen işte söylerler ya hocam neden oralara kadar gidiyorsunuz? Bu kabirleri ziyaret etmek faydası var mı? Kardeşlerim biz onlara karşı olan vefamızı gösteriyoruz. Onlar bu kapıları bize açtılar. İlim kapılarını, zikir kapılarını bizlere gösterdiler. Bu ilimleri onlar akıttılar önlerimize. Biz onları ziyaret etmeyeceğiz de kimleri ziyaret edeceğiz? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri yine bir gece bir kabir ziyareti yapıyor. Kabir ziyareti esnasında manevi perdeler kalkar ve Şah-ı Nakşibendi Hazretleri orada böyle kalabalık bir grup, grubun içerisinde köşe başta tahtın üzerinde oturan ancak yüzü peçeli birisini görür. O ortamdan çok etkilenen Şah-ı Nakşibendi Hazretleri durumu takip ediyor ve bunların kim olduğunu, neler yaptıklarını takip edince arasından bir kişi gelir ve der ki şu tahtın üzerinde oturanı tanır mısın? Hayır ben tanımıyorum bunları diyor. Tekrar bak buyurulunca Şah-ı Nakşibendi Hazretleri daha yakinen bakıyor. Tahtın hemen dibinde Emir Külal Hazretleri yani hocası orada oturmuş vaziyette. Gördüğü zaman Şah-ı Nakşibendi Hazretleri anlıyor ki orada oturanlar ve orada bulunanların tamamı geçmiş dönemde vefat eden silsilenin büyük ulemaları olduğunu anlamaktadır. Kardeşlerim, tabii tahtın üzerinde oturan kişiyi halen merak ediyor. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri böyle merakla kim olduğuna bakıyor. Yüzü peçeli, yüzü gözükmüyor. Kısa bir süre sonra o tahttaki kişi tahtından inip Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin yanına geliyor. Evladım, ben senin hocalarının hocası, yani senden çok sene evvelden senin hocalarını yetiştirmiş olan Abdülhalik Gücdüvani'yim buyuruyor. Ve şimdi sana Tarikat-ı Aliye'nin sırlarından bahsedeceğim. Bu yolda kimler nasıl yol kat edebilir? Kimler bu yolda hangi hataları yaparsa yol kat edemez? Bunlardan bahsedeceğim diyerek Nakşibendi Hazretlerine
Tarikat-ı Aliye'nin bazı sırlarından bahseder. Kardeşlerim, bu hususta tabii ki en büyük sır devamdır, sebattır, sabırdır. Rahman'a vasıl olmak, Allah Celle Celaluhu'ya buluşmak, Rabbimize kavuşmak ve haramlardan da uzak durmaktır. Bu işin en büyük sırrı bu. Allah Celle Celaluhu bizleri daha nice sırlara vakıf eylesin. Rabbimiz bu büyük zatlar hürmetine kalbimizden ve gönlümüzden geçen bütün dualarımızı makbul eylesin. Rabbim Filistin'e, Gazze'ye kurtuluş nasip eylesin. Ülkemizi, Türkiye'mizi, alemi İslam'ı her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin. Bütün kardeşlerimize selam ediyoruz. İnşallah ziyaretlerimiz devam edecek. Bu kıymetli zatlar hakkında bilgiler vermeye devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.